Evet. Ben bu olaya tanık oldum ama. Evet. Londra'dan Brüksel'e trenle geçiyorum ve tren kompartmanında bir genç kız böyle şarkı söylemeye başladı. Trendekiler tepki? Herkes şarkıya katıldı. Herkes şarkıya bilenler katıldı. Çok alkışladılar. Bu ne var biliyor musunuz? Orada diyor ya arkadaş, dünyaya geri dön, dünyaya. Ya orada dünyada olan tek insana şarkı söylüyor. Vay be. Yani, çok güzel. Yaşama sevinci biliyor musun? İnsanlar nasıl bakıyor farkında mısınız? Diyelim ulan ne bu? Halbuki şöyle bir tane var, birkaç kişi var. Onu fark ettim böyle. Neşeyle bakıyor. Neşeyle var. Kutlarım. Evet. İşte onlar da dünyada. Öteki arkadaş. Ama bir şey daha var orada ya. Ben mesela dışarıda fotoğraf çektirdiğimden ya da imza alındığından dolayı biliyorum. Havaalanında mesela ya da otogarda ya da kalabalık bir yerde hiç kimse gelmiyor benim yanıma. Sonra bir kişi gelince herkes geliyor. O bir tereddüt de var. Acaba biz bir şey söylersek ters bir tepki alır mıyız, yanlış bir şeyle karşılaşır mıyız diye. Bence otobüste bir de öyle bir şey denemek lazımdı. Kaç kişi alkışlamaya başlayınca acaba otobüsün geneli katılacak mı diye. Belki bir de öyle denenebilirdi. Yani. Yapsana bunu katılmak. Ya. Efendim? Yapsana bunu. Ama şimdi artık biliniyor artık bir daha olmaz. Rencide oldu mu diyorsun ben? Efendim? Ne bileyim yani. Belli olundu. Ben bir kere mesela şeye bindim otobüse, belediye otobüsüne. Bindim acaba dedim ne olacak dedim. Bir tek otobüs yok. Kimse ilgilenmiyor benimle yani. O kadar garip bir şey ki. Mesela yolda falan ilgileniyor. Otobüste hiç kimse, herkes böyle gerçekten... Benziyor şey, diyorlar. Çok benziyor. Benziyor mu? Kamera şakası mı acaba diyor. Bir tek otobüs şoförü dikiz aynasından böyle yaptı bak. Çok... Evet öyle bir iletişimimiz oldu yani. İnce ince. Tülay Tarman. Gerçi kendisi orada yoktur ama yine de bir daha kendisine merhabalar diyelim. Tülay Hanım iyi geceler diliyoruz. İyi geceler Beyaz'cığım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Tülay'cığım Erzurum'dan arıyorsun. Tanıyabilir miyiz biraz seni? Erzurum'dan arıyorum. Sınıf öğretmeniyim. 2 haftadır burada bir kurstan dolayı burada bulunuyorum. Ne öğretmenisiniz? Sınıf öğretmeni. Sınıf öğretmenisiniz. 2 aydır orada bir kurstan dolayı bulunuyorsunuz. 2 haftadır. 2 haftadır. Peki. Var mı sorunuz? Bir şey söylemek istiyor musunuz? Aslında tam soru sormak için değil de az önce VTR'yi izledim. Ben hikayeyi anlatmak istiyorum Candan Hanım'la ilgili. Bir gün... İstanbul'da oturuyorum ben. Evet. Bir gün işten çıkıp metrobüsle eve gelirken kulağımda MP3 Candan Hanım'ın yeni albümü dinliyordum. Kaptırmışım kendimi iyice. Kırık kalpler doğranı söylüyordum. Heh. Birden ben sesli olarak söylemeye başlamışım şarkıyı. Evet, bir dakika. Ondan sonra... Bir dakika. Ekran başındakiler duyuyor ama stüdyonun içine ses biraz farklı geldi. Şimdi anlayabildiniz mi bu kadarını? Hayır. Duymayan var mı? Ben. Güzel. Ben anlayamadım ya. Ben de anlayamadım. Nasıl anlıyorsunuz? Siz de aynı haznenin içindeyiz. Siz anlıyorsunuz, ben niye anlamıyorum? Sen anlayabildin mi Candan? Hayır, anlamadım. Allah Allah. Sadece en anlaması gereken iki kişi anlamadı. Kırık Kalpler Durağında isimli şarkıyı dinliyordum. Diyor ki, Kırık Kalpler Durağında albümünü aldım, kulağıma taktım. Metronun orada bir yerde de metroya bindim. Metroda bunu dinlerken birden kaptırmışım. Yüksek sesle bunu söylemeye başlamışım. Senin klip gerçekleşmiş yani. Benim klip gerçekleşmiş gibi. Dediğini umuyorum kendisinin. Tülay Hanım, bunları mı dediniz? Evet. Tam sesli olarak söylemeye devam ederken birden yanımdaki dürttü beni. Abla dedi, bırak da Candan Hanım söylesin dedi. Ondan dinlemesi daha zevkli. Sen sadece yolculuğuna bak. Güzel. Abi bırak. Çok güzel ama çok güzel. Baya Candan'a sahip çıkmış yani. Efendim, Erzurum metrosu değil. İstanbul'a. Hanımefendi yani yalan söylüyor, öyle mi Ulucuk? O da oradan yalan yakalıyor kenardan. Erzurum metrosun var. Ben bu kadına inanmadım ya, vallahi. Evet, Tülay'cığım. Çok teşekkür ediyoruz. Bize çok kısa mırıldanmak ister misin parçayı? Yok, kalsın. Biz de istemeyiz zaten. Çok kalp kalbe karşıymış. Çok güzel denk geldi. İkimiz de istemiyoruz. Tülay, yanaklarından öpüyoruz. Teşekkür ederim. Ben bir iddiada bulunabilir miyim? Ne demek tabii ki hemen bulunabilirsin. Sunay Bey'in çok güzel hikayeleri var. Ne var? Sunay Bey'in çok güzel hikayeleri çok var. Çok güzel hikayeleri var Sunay Bey. Evet. Ben şu an eşimden ayrıyım. O da şu an bizi izliyor zaten. Beyazlı da izliyor. Öncelikle onu çok özlediğimi belirteyim burada. Ve Hilal'le Hakan Bey gibi bir hikayesi var mı sizce? Hilal'i Ahmer. Hilal'le Hakan. Tülay'la özel hikaye. Hilal Ahmet mi? Hayır. Ya bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ya bir dakika bizim ekibe bir şey söyleyeceğim. Önümüzdeki hafta bak bütün kolonlar o tarafa doğru.
O taraf anlıyor. Bize doğru kolon yok. Bize doğru kolon olmayınca ben seyircimizi kolon gibi kullanıyor. Ne dedi? Onu dedi. Öyle mi dedi? Budur budur. Böyle bir şey oluyor. Bize döndürdüğün kolona bak. Milletin kolonlara bak. Bize verdiği kolona bak. Bu diyor. Böyle bir şey kolon orada. Arkadaş onu ben şeye dinliyorum. Evet. Evet. Ne yediniz? Beyaz. Ne yedi? Tülay ile Ahmet değil mi? Tülay ile Ahmet. Hakan. Hakan. Tülay ile Hakan. Anladım. Ben de Hilal ile Ahmer diye anladım. Tülay ile Hakan mı? Tülay ile Hakan demiş. Onu Hilal ile Ahmer diye anladım. Öyle bir garip. Biz de öyle anladık. Tülay ile Hakan. Hanımefendinin adı Tülay, beyefendinin adı da, kocasının adı da Hakan. Şimdi yani sevgili Beyazıt Hilal'e Ahmer dedi. Hilal'e Ahmer'le Candan Erçetin'in son kasetini bağlayabilirim. Vay! Onu kolay, bağlarsan ben de seni şuraya bağlarım, haberin olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,